Herkese selam. Bugün sizlerle beraber Tom Cruise'un büyük bir ihtimalle Instagram'da görmüş olabileceğiniz bir konuşmasını dinleyeceğiz sizlerle. Ve onun üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. İsterseniz direkt videoyu izleyelim. Daha doğrusu ses kaydını dinleyelim. Daha sonrasında da üzerine konuşuruz. We are the gold standard. You're back there in Hollywood making movies right now because of us. Because they believe in us and what we're doing. I'm on the phone with every studio at night. Insurance companies. Producers. And they're looking at us and using us to make their movies. We are creating thousands of jobs, you I don't ever want to see it again. Ever. And if you don't do it, you're fired. And I see you do it again, you're gone. And anyone on this crew does it. That's it! And you too! And you too! And you! Don't you ever do it again! That's it! No apologies! You can tell it to the people that are losing their homes because our industry is shut down. It's not going to put food on their table or pay for their college education. That's what I sleep with every night. We are not shutting this movie down! Is it understood? If I see it again, you're gone. And so are you. Am I clear? Do you understand what I want? Do you understand the responsibility that you have? Because I will deal with your reason. And if you can't be reasonable, and I can't deal with your logic, you're fired. Kendisi bilin üzere tüm dünya şu anda pandemi sürecinden geçiyor. Koronavirüsle mücadele veriyor ve tıpkı birçok sektörde olduğu gibi film sektörü de bundan çok fazla ertelendi. Zaten bir önceki videomda sizlere söylemiştim. Bu videoda, özür dilerim, bu ses kaydının olan şey şu. Şu anda daha öncesinde Mission Impossible 6 Fallout'u izlemiştik. Şu anda Mission Impossible 7'nin çekimleri devam ediyor. Koronavirüs sürecinde olmamıza rağmen tüm önlemlerin alınmış bir şekilde Mission Impossible 7 çekimleri devam ediyor. Bu noktada Tom Cruise'un sinirlendiği şey set çalışanlarının birkaçının koronavirüs kurallarına uymamaları ve protokolün umursamazlığından ötürü yaptıkları saçma salak hareketler. Maske takmamak ya da ne bileyim işte sürekli sosyal mesafe kuralının önüne geçmek gibi hareketlerde bulunuyorlar. Ve fark ettiyseniz belirli bir kısımda Tom Cruise da aslında daha öncesinde kendilerini uyardıklarını söylüyor. Zaten bu genel olarak tüm sete karşı yapılan bir yakarış değil. Sanki ses kaydından da anlaşıldığı üzere birkaç kişiye yapılan bir bağırma. Birkaç kişi, yani spesifik insanlara karşı söylenilen bir duyuru gibi. Ve kendisine söylediği noktada aslında ne kadar katı da olsa, ki belirli noktalarda aslında katı da olmak gerekiyor. Doğru. Sonuç olarak insanlar gerçekten de koronavirüs sebebiyle işlerini kaybediyorlar. Bir set çalışanı olsun veya olmasın, sonuç olarak o insanlarda bir çalışan ve eğer gerçekten orada atıyorum bir direktör değil de çok belki de kritik rolü olmayan bir insan, atıyorum setin temizlikçisi, paspaslıcısı bile koronavirüs kaparsa ve bu doğrultu üzerinden tüm sete yayılırsa o zaman tabii ki herkes seti kapamak zorunda kalacak. Biz tıpkı bunun örneklerini The Witcher setinde gördük. Henry Cavill koronavirüs kapma olasılığı vardı. Setten birkaç kişi kaptığı için kendisi de kapmasın diye Witcher'ın seti kapatıldı. Aynısı Batman'de de oldu. Robert Pattinson koronavirüs kaptığı için tekrardan setler kapatıldı. Birçok prodüksiyon şu anda örnek olarak Mission Impossible 7'nin setini örnek alıyordu. Çünkü Tom Cruise'un aldığı önlemler, Tom Cruise ve ekibinin aldığı önlemler o kadar katı ve o kadar böyle nasıl söylesem sizlere gerçekten koronavirüse karşı anahtar rol oynayacak önlemler alıyorlardı ki yani şu ana kadar fark ettiyseniz pandemi gittikçe artmaya devam etse dahi halen çekimlere rahatlıkla devam edebiliyorlardı. Bunları şu ana kadar aldıkları önlemlere borçluydular. Ancak gel gelelim ki birkaç umursamaz set çalışanının bu katı kuralların ardına umursamaması ve katı kuralları yıkması sonucunda Tom Cruise'un onlara
bağırdığını ve gerçekten hani gerçekten onlar hakkında düşündüğünü burada söylediğini görüyoruz. Haklı mıdır değil midir? Bence bu çok fazla insanları bölebilecek bir ayrım değil. Gerçekten haklı olduğunu düşünüyorum. Hani işte ay bağırmasa mıydı, ne yapmasa mıydı? Belki de gerçekten karşısındaki insanın bağırmaması takdirinde bir şey anlamayacağını bildiği için orada bağırdı. Ondan ötürü bu arada bu video Tom Cruise'u savunmak amaçlı, savunmak temelli bir video değil de bu aslında geçtiğimiz haftalarda dediğim gibi sizlere çektiğim sinema sektörü çöküyor anlatayım videosunun bir bağlamı. Çünkü gerçekten de setler bu doğrultuda eğer devam ederse, eğer gerçekten de çalışanlar bu tarz aksiyonlar almaya devam ederse, bu tarz davranışlarda bulunmaya devam ederlerse o zaman tabii ki bir noktada Mission Impossible'ın da seti kapatılacak. Ki şöyle düşünün. Tom Cruise'un şu anda kontratına göre sadece Mission Impossible görevimiz tehlike 7 değil, aynı zamanda görevimiz tehlike 8 de şu anda çekimler üzerindeymiş. Now I'm prepping for Mission Impossible. We're gonna shoot two Mission Impossible back to back. We're gonna do two in a row. Böyle bir duraksama yaşanırsa iki filmin projesi ister istemez ertelenecek. Tabii böyle bir durumun önüne geçirebilmek için de mükemmel bir organizasyon var ortada. İnsanların hepsi sürekli maskeyle geziyor. Her yerde dezenfektan var. Bilmiyorum set görüntülerini gördünüz mü? Mesela seyirciler genellikle set çekimlerinde atıyorum yani gerçekten insanların etrafında bulunduğu bir lokasyonda çekim yapılıyorsa herkese böyle imza verilir, fotoğraf çektirirler ama mesela bu filmin setinde tekrardan dikkat ederseniz böyle en az bir 10 metre, 20 metre mesafe var seyircilerle kişiler arasında. Yani bunca önleme rağmen iki geri zekalı set çalışanının aldığı gereksiz aksiyonlar sonucu setin kapatılmasını istemiyor tabii ki normal bir insan olarak. Valla bunun hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Şu anda bir Marvel videosunu editliyorum. Bildiğiniz üzere Disney's Investors Event'te binlerce yapım duyuruldu neredeyse. Ben onuna yakınını tek bir videoda sizlere anlattım. O da yaklaşık 20-25 dakika sürecek. Hakikaten oturaklı bir video oldu. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Videonun sesini mikrofondan değil kameradan kaydetmişim ve mikrofonu da açmayı unutmuşum. Bu doğrultuda tabii ki yapabilecek pek bir şey yok. Önemli onun sesi kötü olabilir ama içeriği inanın bana güzel. Ben son zamanlarda en zevkle editlediğim videolardan bir tanesi oldu. O da yarın öbür gün gelecektir. Onu da göz atmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.